يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لم تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنا بالله صدق الله العظيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون
ve selamün alel muhsenin ve selametün alel müminine vel hazirin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Vafu anna ya kerim, vafu anna ya rahim, vafu anna ve kullana. Erhamna ente mevlana fensurna alel gamil kafirine. Bifadlike ve keramike ve cüdike ya ekremel ekremin ve ya erhamel rahimin. Allahümme sallan nasirattin mahsumun hadirin muslimine ve kulisafi ve rafidunna. İnnehu huvet tevvabur rahim. Allahümme ahfaz ehlena ve envalena ve evladena ve beladena min külli cemil amrad ve belaya ve sebid abdamana fensulna alel gavmin kafirin ve sebid abdamana fensulna alel gavmin zalimin ve sebid abdamana fensulna alel münafibin alel gavmin hainin hasidin felsifin mutiddin. Allahümme ya Rabbena etine fi dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gönü azabenler. Allahümme Rabbena firli vel velediyye vel müminine yevme yekul yusad bir rahmet ki ya Erhamer Rahimin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, çok uzak değil Anadolu toprağından, Tavşanlı ilçesinden, Balkanların sevdalısı, Aliya'nın dostu, kardeşi, bir grup heyet Bosna Hersek Devleti'nin şehitliğinde şu anda ellerimizi sana açtık. 1992 ile 1995 yılları arasında Sırp zulmünden burada meftun ne kadar şu adamımız varsa, şehit olan kardeşimiz varsa, onların başkomutanı başta Ali İzzet Begoviç olmak üzere bir cümlesinin ruhlarını rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Onlara Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat hakkını nasip eyle. Fatih'le beraber bize emanet edilen bu Balkan toprağını bundan sonraki dönemde de aynen Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali İzzet Begoviç'e vermiş olduğu söz çerçevesinde bir emanet olarak kabul ettik. Korumayı nasip eyle. Balkanlarda Osmanlı'nın candaşı, yoldaşı, kardeşi ve Osmanlı'nın ileri karakolu olan Boşnak kardeşlerimize metanet ver, inayet ver, dirayet ver, güç ver, takat ver, dinlerinde ihlas ver, ayakta kalma gücü ver. Bu toprakları geçmişte nasıl Müslüman toprağı yaptıysan, bundan sonraki dönemde de başta Sırplar ve Hırvatlar olmak üzere yeniden iyi sevileştirme yönündeki politikalarını sen geçit verme ya Rabbi. Aynen bu topraklar Müslüman toprağı olarak kalsın. Bu şehitlik ila ebede kıyamil kıyamete kadar aynen buraya gelecek olan dindaşlar tarafından ve Müslümanlar tarafından senin ilahi kelimatullahın okunduğu bir mekan olsun. Ya Rabbi, dualarımızı dergahında kabul eyle. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selma Aliye Kavak Hanımefendi 2009 yılında Doğuboy İstosinoları içerisindeki en muaz rehabilitasyon merkezinin bakım görevini belediye üzerinden Tavşanlı Belediyesi'ne beyefendinin görev olarak verdiğini söyleyince biz de ilk defa 2010 yılı itibariyle Balkanlara ve Bosna sınırlarına geldik. Şimdi baş çarşıda hanım, çocuklar hani sabah çıkıp bir çay içelim de çay arıyoruz çayını. Bu arada Muhammed amca diyor, biz abiyle karşılaştığında her zaman hatırlatırız. Yani inşallah kanalımız vasıtasıyla Türkiye'deki tüm dostlara bir mesaj olsun. 7 Nisan geliyor, 80 yaşındaki adam. Savaş yıllarında kafasının sağ tarafını komple kaybetmiş. Plastik cerrahıyla kaplamışlar. Türkçe konuşuyor. İstanbul'a hala payitaht gözüyle bakıyor. Dedi ki, kardeş, evlat, siz bu topraklara sahip çıkmakla yükümlüsünüz. Çünkü Bosna, Osmanlı'nın Balkanlardaki son kalasıdır. Eğer burayı kaybederseniz sırasıyla Sancak, Üsküp, Selimiye ve payitaht elden gider diye söyledi. Ben o akşam otelde yatarken Muhammed amcanın dedikleri aklıma geldi. Neden son kala? Haritaya başladım, bir baktım. Atalarımızın ne kadar zeki olduğunu gördüm. Hakikaten Avrupa'ya açılan kapının bu bölgeden geçtiği belli. Yol hatları itibariyle. Sefer hatları zamanında. Bir de mesela Dubrovnik görmüştüm o zaman. Dubrovnik'te
Hani orayı fethetmemize rağmen neden cizye bağladık? Neden bizim toprağımızın yapıldı? Kale içinde kale, buradan biliyorsunuz. Adriyatik açılıyor. Geride Poticelli gibi bir kale oluşturuyor Osmanlı. Çok askeri bir daha. Mostar'a yakın olan bir bölgede. Ama Dobrunik'i denizde kenarısına hapsediyor, cizye bağlıyor. O gün bugündür özellikle 92-93 arasındaki savaş hatıralarını Srebrenica'da ve Doğu İçtoş'ta. Çünkü bizim kardeş şehrimiz Sırp kantonunda yer alan bir küçük ilçe bu manada. Biraz daha farklı bir anlamı var. Mesafe olarak da biraz uzakta. Oraya her gelişimizde, özellikle Envar Srebrenica merkezinde savaş yıllarındaki engelli hale getirilmiş, tecavüz yolu olmuş. Ondan sonra psikolojik tedavi gören, akli dengesini yitirmiş. Onca hasta var, 500'e yakın tedavi gören hastalar. Onların hali türlerini görünce dedik ki biz bu Balkanlara sahip çıkmak mümkünüz. İki etken var. Bir, Aliya'nın büyük deha, Recep Tayyip Erdoğan'a emanet edişi. Birinci olay bu. İkincisi, Fatih'in bir Anadolu emanet olarak kabul edişi, Balkanları, özellikle Bosna'yı. Üçüncüsü de Aliya'nın savaş yıllarında yanında savaş muhabirliği yapan, sizin meslektaşınız Mehmet Koçak abi var. O Srebrenica ile ilgili aşağı yukarı 650 sayfa belgeler birlikte bir kitap yayınladı. Onu ben çoğalttım. Tavşanlı arkadaşlar dağıttık. Tarihi bir miras esasında. Bugün yine sabah burada konuştuk. Bu ve bunun gibi etkenlerden dolayı benim bakışım Bosna'ya biraz daha farklılaştı. Yani buraya her gelişimizde, benim bu 10. gelişim herhalde, son 10 senede. Tamam, Aliye'nin mezarına mutlaka olurum. Bir Fatih'e okuruz. Başımız varsa söyleriz kendisine. Ve dediğimiz dua şu, yani Aliye mezarına rahat edin. Bu topraklar İslam'dı, İslam kalacak inşallah. Ve Recep Tayyip Erdoğan'a olan emanetin sahipsiz değil, sözde değil, fiilatta olacak inşallah diye. Böyle duamız vardı. Onu yeniden teyit etmek için yedik buraya.